Değerli katılımcılar, sevgili dostlar, 19. Çözüm Ortaklığı platformunda COVID-19'un mali tablolara etkisi adlı sunumumuza hoş geldiniz. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Benim adım, tanımayanlar için kendimi tanıtmak istiyorum. Benim adım Burak Özpoyraz. Ben PricewaterhouseCoopers denetim bölümü ortaklarındanım. Ve firmamızda uluslararası finansal raporlama standartlarının uygulamalarından sorumlu Global Akredite ortağım. Meslek hayatımın 27. yılını yaşıyorum. Ve bu platformun geçmiş 18 ve bu seneki 19.sunda sizlerle beraber her sene mali tablolarımıza ne tür etkiler olacaktır, neler yaşayacağız biz önümüzdeki sene, hep onları konuştuk. Bugün bu sunumda da COVID-19'un mali tabloları olan olası etkilerini konuşacağız. Ve benimle beraber yine yanımda değerli arkadaşım Gizem Kınaoğlu var. Kendisini tanıtması için Gizem'e de söz vermek istiyorum müsaadenizle. Herkese merhabalar. Ben Gizem Kınaoğlu. PwC Türkiye UFRS ve Muhasebe Danışmanlığı bölümünde Global Akredite Müdür olarak görev almaktayım. Herkese keyifli bir oturum diliyorum ben de. Evet, çok teşekkür ediyorum Gizem. Şimdi bugünün ana başlıklarını paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu 40 dakikalık sürede öncelikli olarak ele almak istediklerimiz başlıklar halinde işletmenin sürekliliği, finansal olmayan varlıkların muhasebeleştirilmesi, ardından finansal araçlar ve kiralamalarla ilgili olası etkiler, bunu takiben hasılat ve bunun muhasebeleştirilmesi ve nihai olarak da finansal olmayan yükümlülüklerden bahsetmek istiyoruz size. İsterseniz hemen işletmenin sürekliliğiyle söze girelim. İşletmenin sürekliliği dediğimiz zaman anlamamız ve beklememiz gereken temel konu aslında her işletmenin sonsuz ömürlü bir şekilde kurulmuş olması. Ve biz mali tablolarımızı hazırlarken hani hep deriz ya, tarihsel maliyet yöntemine göre hazırlanmıştır bu mali tablolar. Ama içinde bazı kalemler vardır ki onlar zaten muhasebe politikaları gereğince farklı bir ölçüm esasına tabi tutulmuş olabilirler ki karşılaştığımız çokça farklı ölçüm esası bilanço tarihinde makul değerinden taşınmasıdır. Onun dışında aslında konsept olarak tarihi maliyet yönteminden hazırlanır mali tablolar. Ancak şirketin sürekliliğinden, yani devamlılığından veya nasıl sürekliliğini devam ettireceğinden soru işaretleri doğarsa, o zaman yapılması gereken bazı uygulamalar var. O da nedir derseniz, COVID-19'un ortaya çıkmasıyla beraber bizim sıkça düşünmemiz, tekrar tekrar ziyaret etmemiz konu, ben işletmeyi aynı sağlık ve sıhhatle devam ettirebilecek miyim? Eğer devam ettiremeyeceksem önüme bazı problemler çıkacak ise yönetim olarak bu problemleri nasıl bertaraf edeceğim? Demek ki benim her şeyden önce şirketin nasıl bir aksiyon, nasıl bir ticari faaliyet içerisinde yürüyeceğini, sürekliliğini arz edebilmesi için yönetimin alması gereken yeni ve ilave aksiyonları olup olmadığını değerlendirmem lazım. Bu değerlendirmeleri de genellikle Not 2'de mali tabloların hazırlanma ilkeleri bölümünde bu aksiyon planlarını yönetim olarak anlatmak ve tarihsel maliyet yönteminden sapmadığımı, bütün varlık ve yükümlülüklerimi makul değerinden ölçme gereklilik sürecinin içine girmediğimi okuyucuya ifade etmem ve okuyucuyla bunu net bir şekilde paylaşmam lazım. Bu çok kritik ve temel bir konu. Bunu takiben şimdi sözü Gizem'e vereceğim. Gizem bizi mali tablolarımızdaki olası varlıklarda, finansal olmayan varlıklardaki potansiyel ölçüm problemlerini hatırlatarak devam edeceğiz. Teşekkürler Burak. Ekranda görmüş olduğunuz gibi finansal olmayan varlıkları 3 ana başlıkta aslında kategorize ettik. Bu süreçte tarafımıza en çok soru gelen konular aslında ekranda gördükleriniz. Bunlar potansiyel değer düşüklüğü konuları neler olabilir ve stok ve maddi duran varlıkların ölçümüyle alakalı ne gibi sıkıntılarla karşılaştık ya da ne gibi sorular aldık, bunların özeti aslında. Şimdi potansiyel değer düşüklüğü konuları dediğimiz zaman
En çok soru gelen kısım şerefiye değer düşüklüğü ve sınırsız ömre sahip maddi olmayan duran varlıklarla ilgili değer düşüklüğü konuları. Şunu belirtmekte fayda var. Değer düşüklüğü standardımız Covid'den önce veya sonra herhangi bir değişiklik göstermedi. Sadece Covid-19 süresince bizim dikkat etmemiz gereken, daha fazla hassasiyet göstermemiz gereken konularımız oldu. Bunların ilki de şu. Biliyorsunuz standarda göre şerefiye ve sınırsız ömürlü maddi olmayan duran varlıklar için en az yılda bir kez, diğerleri için, diğer varlıklarımız için de değer düşüklüğüne dair bir gösterge gördüğümüz zaman değer düşüklüğü kesine tabi tutmamız gerekiyordu. Bununla alakalı hiçbir şey değişmedi. Fakat benim için COVID-19 değer düşüklüğü göstergesi olabilir mi benim işletmem için? Buna hassasiyetle bakmak ve bu değer düşüklüğü testlerine eğer bir gösterge varsa vakit kaybetmeden uygulamak gerekiyor. Mali tabloda doğru ve düzgün bir şekilde gösterim sağlayabilmek amacıyla. Tabii bu değer düşüklüğü testlerini yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler var yönetim olarak. Nelere dikkat edeceğiz? Tüm varsayımlar, yönetimin kararıyla belirlenmiş bazı tahminler, önemli kararlar, bunların COVID-19 etkisinin yedirilerek değerlendirilmiş olması gerekiyor. Veya mali tablonuzda taşımış olduğunuz bir şirket varsa, bir finansal varlığınız, bu finansal varlık borsaya koteyse ve bunun taşımış olduğunuz değeri piyasa değerinden daha yüksekse, mali tablonuzda defter değeri, değer düşüklüğüne dair bir indikatör olması muhtemeldir ve değer düşüklüğü testine tabi tutulmalıdır diyebiliriz. Hemen stoklarla devam ediyorum. Stokları da iki ana başlığa böldük aslında. Net gerçekleşebilir değer ve bir ikincisi de sabit genel üretim maliyetleri. Biliyorsunuz TMS2 stoklar standardına göre stokları maliyetten tutuyoruz. Sonraki ölçümlerde de maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanıyla gösteriyoruz. Bununla alakalı yine standardımız tabii değişmedi. Fakat COVID-19 etkisiyle hassasiyet göstermemiz gereken bir konu bu da. Çünkü net gerçekleşebilir değerin maliyetin altına düşüp düşmediğinin değerlendirilmesini yapmak aslında önemli bir karar, önemli bir mekanizma gerektiriyor. Örneğin COVID-19 süresince biliyorsunuz bazı mağazalar kapalı kaldı uzun süre. Bir giyim sektöründen bahsedecek olursak. Bu kapalı kalan mağazalar belli bir periyottan sonra açıldığı zaman bazı ürünler off-season oldu. Yani aslında outlet dediğimiz ürünlere dönüştü. Dolayısıyla maliyetleri ve net gerçekleşebilir değerinin yargısı önemli bir hal aldı. Bir ikinci konumuz sabit genel üretim maliyetleri. Bununla alakalı da çok soru geldi. Yine TMS2 stoklar standardına göre biliyorsunuz eğer normal kapasitede çalışan bir işletmeyseniz sabit genel üretim maliyetlerinize stokların maliyetini ekleyip bilançoda gösterebiliyoruz. Fakat ben eğer atıl kapasiteyle çalışmaya başladıysam COVID-19 sebebiyle ne yapacağım? Sabit genel üretim maliyetlerimi nerede göstermem gerekiyor? Bilançoda mı göstereceğim yeniden? Yani stokların maliyeti olarak gösterebilir miyim? Yoksa gelir gider tablosuna mı konu etmem gerekiyor? Bununla alakalı standart çok net aslında. Eğer atıl kapasiteyle çalışıyorsanız söz konusu tutarı gelir gider tablosunda satışların maliyeti olarak göstermeniz gerekmekte. Herhangi bir başka bir gelir gider kaleminde gösterilmesini uygun bulmuyor standart. Üçüncü konumuzla devam edeceğim. Maddi duran varlıkların ölçümü. Bunu da ikiye ayırdık aslında, kategorize ettik. Bunun da ilki amortisman. Bir ikincisi de borçlanma maliyeti. Amortismandan başlayacak olursak, yine az önceki örnekten hareketle gidersek, fabrikamın belirli süreyle kapalı kaldığı dönemlerde söz konusu sabit kıymetlerimi kullanmadığım veya belli bir süre kullanmadığım durumlarda amortisman ayırmayabilir miyim? Hayır, amortisman ayırmaya devam edeceğiz. TMS 16 maddi duran varlıklar standardına göre bir varlığı hiç kullanmasanız, az kullansanız ya da belirli bir kapasitede kullansanız da amortisman ayırmaya ve bunu da gelir gider tablosunda göstermeye devam etmemiz gerekiyor. Borçlanma maliyetleri konusuna geldiğimiz zaman çok kısa, özellikli varlık tanımını hatırlatmamız gerekiyor burada. Standarda göre özellikli varlık yapımı, inşası uzun süren fakat bizim teyammülde genelde 12 ay olarak kullandığımız varlıklardı. COVID-19 sebebiyle söz konusu özellikli varlığımın yapımı, inşası belirli sebeplerden durmuş ya da durdurulmuş olabilir. Peki ben normalde borçlanma maliyetleri standardına göre bu söz konusu varlıkla alakalı almış olduğum, sağlamış olduğum finansmanı, krediyi aktifleştirebiliyordum. Peki eğer COVID-19 süresince benim söz konusu varlığımın yapımı inşası durursa ben tekrar aktifleştirmeye devam edebilir miyim? Hayır.
Eğer özellikli varlığın yapımı inşası durduysa söz konusu kredi ya da finansmanınızı normal kredi havuzunda takip etmeye devam etmeniz gerekiyor. Ta ki etki yavaşlayıp siz tekrar yapıma ve inşaya devam edene kadar. Bir sonraki slaytımız finansal araçlar ve kiralamalar. Az önce finansal olmayanlardan bahsettik. Şimdi burada birazcık da bize en çok soru gelen finansal araçlar ve kiralamalar konularıyla devam edeceğiz. Kısa bir özet olacak aslında. İlk başlığımız UFRS, TFRS 9 kapsamında değer düşüklüğü. Biliyorsunuz TFRS 9 ile birlikte hayatımıza beklenen kredi zararı karşılığı gibi isimler geldi. Yani ileriye bakarak karşılık ayırma, tahmin etti, belli varsayımlarda bulunma. Hem geçmişteki tecrübelere bakarak hem de gelecekteki tahmin ve varsayımlara dayanarak bir karşılık ayırmamız gerekiyor. Söz konusu karşılığı ayırırken bankalar ve sigortalar ağırlıklı olarak staging dediğimiz derecelendirme yaparak 1, 2, 3 kategorize ederek yaptılar. Fakat ben daha çok banka ve sigorta şirketlerinin dışında kalan grubun ağırlıklı olarak kullandığı ömür boyu beklenen kredi zararı yaklaşımından bahsetmek istiyorum. Beklenen kredi zararı yaklaşımında aslında dikkat etmemiz gereken şeyler var. Söz konusu alacağımla alakalı bir temerrüte düşüyor mu karşı taraf? Temerrüte düşüyorsa bu benim için ne kadar bir risk ve bu benim mali tablom için ne kadar önemli? Bu tutarı hesaplamam gerekiyor. Dolayısıyla COVID-19 sürecinde dikkat etmem gereken konu şu. Benim bu karşılık ayırırken yapmış olduğum varsayımları ve tahminleri COVID-19 etkisinden dolayı karşı tarafın durumunu da tahmin ederek birazcık daha pesimist, birazcık daha iyimser gibi farklı versiyonlarla çalışmamız gerekiyor. Bir diğer konumuz da gerçeğe uygun değer hesaplaması. Burada dikkat etmemiz gereken aslında şöyle bir nokta var. Gözlemlenebilir verilerle hesaplanmış bir gerçeğe uygun değer mi? Yoksa gözlemlenemeyen değerlerle hesaplanmış bir gerçeğe uygun değer mi? Burada şunu demek istiyoruz. Eğer market içerisinde gözlemlenen verilerle hesaplanmış bir gerçeğe uygun değer varsa, mesela Borsa Ekote 1 finansal enstrümanla alakalı market değerini alarak gerçeğe uygun değerini gösteriyorsanız, bununla alakalı bu yapılmaya devam edecek. Bu hiçbir şekilde değişmedi zaten. Market değeri esas olan değer olacak. Fakat eğer gerçeğe uygun değeri hesaplarken market değerinin yanında bazı iç tahminler, bazı iç hesaplamalar da yapıyorsanız, bunu da standart seviye 1, seviye 2, seviye 3 olarak ayırır. Yani market değeri olarak aldığınız, direkt aldığınızı seviye 1 olarak gösterir. Market değeri ama yanında da bazı tahmin ve varsayımların olduğunu seviye 2 ve tamamen iç hesaplamalarla hazırlanan market değerinin hiç olmadığı hesaplamaları seviye 3 olarak aslında riskli dediğimiz grupta gösterir. Seviye 1 için hiçbir şey değişmedi dediğimiz gibi market değeri alınanlar için. Fakat seviye 2 ve 3 için dikkat etmemiz gereken konular var. Neden? Çünkü dediğimiz gibi aslında işin özünde hep aynı şeyi konuşuyoruz. Tahmin ve varsayımlar girdiği için COVID-19 etkisinin mutlaka gözü alınarak bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Mali tabloda daha doğru bir gösterim için. Kiralamaların muhasebeleştirilmesiyle devam ediyorum. Bu konuda da çok soru geliyor. Biliyorsunuz TFRS 16 kiralamalar standardı ile birlikte bazı muhasebesel değişikliklerimiz olmuştu. Çok detayına girmeden sadece şunu söylemek lazım. Kiralamaların muhasebeleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken nokta COVID-19 sebebiyle kiracı ve kiraya veren arasında tabii ki belli tahminler yapıldı. Kiranın alınamaması, ertelenmesi, hiç alınmaması gibi durumlar meydana geldi. Peki TFRS 16 kiralamalar standardında kira değişikliği tanımı var mıydı? Evet, standardın kendisinde kiralamada değişiklik başlığı adı altında belli kriterlerle belirtilmişti. Ve bu kriterler de şuydu. Kiralamanın önceki sözleşme ve hüküm koşullarında hiçbir şekilde yer almayan kapsam ya da tutar değişikliği. Bu bir kiralama değişikliği oluyordu. Fakat ben burada çok kısa şundan bahsetmek istiyorum. Eminim duymuşsunuzdur. Haziran ayında dünyamıza giren bir aslında imtiyaz var. Kira sözleşmeleriyle alakalı bir imtiyaz tanındı. Hem Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlandı. Eş zamanlı olarak da Türkiye'de resmi gazetede ve KGK tarafından yayınlandı. Peki bu imtiyaz ne? Şunu söylemek lazım. Tabii ki kira sözleşmelerinin tutar olarak ve adet olarak fazla olduğu işletmeleri düşündüğümüzde bu bir kiralama değişikliği midir? Değil midir? Varsayımını yapmak, bunu tahmin yapmak aslında ciddi bir iş yükü doğurdu. Ve geri bildirimler sonucunda aslında bu imtiyazın ortaya çıkması oldu. Bu imtiyaz şunu söylüyor.
Söz konusu belli kriterleri var. İşte vadesinin 30 Haziran 2020 ve öncesinde olması ve kiralamanın tutarının dışında bazı büyük değişikliklerin olmaması gibi 3 tane kriteri var. Bu kriterleri sağladığı müddetçe kiralama değişikliğinin var mıdır yok mudur çalışmasını yapmadan değişken kira ödemeleri şeklinde account edilebileceğini söylüyor, muhasebeleştirebileceğini söylüyor. Yani ne demek istiyorum? Belirli aylar için hiç kira alınmadığı durumda, kiracı ve kiraya veren bu şekilde anlaştığı durumda söz konusu yaratılmış olan kira yükümlülüğünden o tutarın düşülmesi ve söz konusu tutarın adeta bir değişken kira ödemesi gibi gelir tablosunda diğer finansal gelir olarak muhasebeleştirilmesi gerekiyor. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Bunun yanında yazmış olduğunuz yükümlülük için finansmana, yani faize katlanmaya devam edeceğiniz için finansman giderinde bir faiz göstermeye devam edeceksiniz. Tabii hiç alınmaması, yani kiranın hiç alınmaması durumu da olabilir. Böyle bir durumda ne yazık ki gelir yazılamayacak. Ama tekrar kiralama yükümlülüğü tutarından düşünmeye ve finansmana katlanılmaya devam edecek. Hasılatın kaydedilmesiyle devam ediyoruz. Burada da aklımıza hemen TFRS 15 müşteri sözleşmelerinden hasılat standardı geliyor. İki ana başlıkta tekrar kategorize ettik. Tahsilat ve değişken bedel. Biliyorsunuz eğer TFRS 15'e göre söz konusu tutarla alakalı tahsilatından emin olmadığınız, tahsilatından şüphe duyduğunuz, alamayacağınız gibi durumlar varsa muhasebeleştirmemize izin vermiyor. Bununla alakalı tahminlerimizi ve varsayımlarımızı COVID-19 etkisiyle güncellememiz gerekiyor. Değişken bedel konusuyla alakalı da çok fazla soru geliyor. Bir takım hacim indirimleri olabilir ya da iadeler olabilir. Biliyorsunuz biz bunları TFRS 15'e göre satış yazmadan önce bir takım hesaplamalar yaparak biliyorsunuz bunlarla alakalı yükümlülükler yaratıyorduk. Gerçekleştikçe account ediyorduk, muhasebeleştiriyorduk. Dolayısıyla söz konusu hacim indirimleriyle ya da satış indirimleriyle alakalı herhangi bir beklenen durum varsa ya da COVID-19 sebebiyle benim işletmemin maruz kalacağı herhangi bir durum varsa bunun da değişken bedel hesaplamasına dahil edilmesi gerekiyor diyerek sözü tekrardan Burak'a devrediyorum. Peki. Gizem çok teşekkür ediyoruz. Şimdi finansal olmayan yükümlülükler bölümü aslında biraz böyle potpourri gibi. 5 tane temel konuya değineceğiz burada. Her birine detay olarak girebilmemiz mümkün değil ama mali tabloları hazırlarken sizlerin belki cebinde bazı mesajlar bırakabilirsek ne mutlu bize. Şimdi birincisi ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler, yani ivazlı sözleşmeler ya da onerous kontrat dediklerimiz. Şimdi biz normalde faaliyette bulunurken birçok sözleşmeye taraf olabiliriz. Hatta belki iş yapış şeklimiz sözleşme üzerine de kurulu olmuş olabilir. Ama her ne olursa olsun bizim herhangi bir sözleşmemizin herhangi bir tarihte bizim için avantajlı mıdır bu sözleşme yoksa dezavantajlı mıdır diye analizini yapmamız lazım. Bu analiz neticesinde eğer bu sözleşme bizim için dezavantajlı duruma gelmişse ki dezavantaj ekonomik olarak oradan bir net kar elde etmediğimiz, net zarar elde ettiğimiz sonuç veren bir sözleşme olması lazım. Bu durumda mali tablolarımızda bu ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler için bir karşılık ayırmamız gerekiyor. Öngörebildiğimiz ve reel ekonomik göstergelerin dayanak olduğu bir tutar olması mutlaka şart. Bu sebepten mutlaka her firma yöneticisinin böyle uzun soluklu hizmet veya ürün servis etmek, temin etmekle ilgili sözleşmesine bakması, analiz ettirmesi ve belki başka ilgili departmanların da dahil olarak yeni bir maliyet analizi ve bir yükümlülük potansiyelinin ne olup bittiğini araştırmaları gerekiyor. Bunu mutlaka not etmenizi önemli vurgulamak istiyorum. Ertelenmiş vergi ile ilgili konular dediğimizde ertelenmiş vergi dürüst olmak gerekirse gerek UFRS'de ve TFRS'de en komplike ve en mekanik birkaç tane konudan bir tanesi. Tabii bizim kendi yaşadığımız vergi usul kanunundaki kural ve oranlardan yola çıkıyor ama kurgusu çok farklı. Yine hatırlatmak gerekirse
vergilendirilebilir farkların mevcudiyetinde mutlaka ertelenmiş vergi yükümlülüğünü mali tablolarımıza almak durumundayız. Bu vergilendirilir geçici farklar oluştuğunda da bu geçici farkların iptal olacağı ve iptal olması sebebiyle mevcut vergi kanunlarımızda hangi vergi oranıyla çarpılmak suretiyle vergi yükümlülüğü bulunuyor ise onu dikkate almamız gerekiyor. Bu çok önemli bir mesaj. İkinci mesaj, o da ertelenmiş vergi varlıklarıyla ilgili. Biraz evvel söyledim, vergilendirilebilir geçici farklar için mutlaka istisnasız ertelenmiş vergi yükümlülüğü muhasebeleştirilirken, indirilebilir geçici farklar için mutlaka ertelenmiş vergi varlığını mali tablolarımıza almıyoruz. Orada daha ihtiyatlı, daha değişik bir takım temel prensiplere bakmamız gerekiyor. O da nedir? İndirilebilir geçici fark demek bizim ileride fiili olarak oluşacak olan vergi matrağımızdan indirilebilir bazı vergi kalkanlarımız var mıdır? Aklımıza gelenlerden ilk birincisi ne olabilir? Mesela belki geçmiş dönem zararları olabilir ya da içinde bulunduğumuz yıl ortaya çıkmış olan zararlar olabilir. Temel olarak kolay bir dönemden geçmiyoruz. Mart 2020 tarihinin başlarında biraz evlerimize kapandık. Biraz zaman zaman ticari hayat bazı durgunluklara ve duruşlara şahit oldu. Bundan dolayı belki 2019 yılının sonunda 2020 için yaptığımız bütçeleri tutturamamış olabiliriz. Bütün dünya, bütün ticari faaliyet bu sıkıntıda olabilir. Bu bakımdan eğer mali tablolarınızda geçmişten gelen indirilebilir geçmiş mali zararlarınız mevcut ise, onlara bu yıl yenileri ekleniyor ise, gerek geçen sene yapmış olduğunuz ileride nasıl bir karlılık olur ve ben bu mali zararlarımı indirebilir miyim ki 5 yılla kısıtlı biliyorsunuz, onları tekrar ziyaret etmeniz. Önünüzdeki en az 5 senelik dönemi mutlaka projekte etmeniz, bu projeksiyon sonrasında da indirilebileceğini düşündüğünüz potansiyel geçmiş dönemler mali zararları üzerinden ertelenmiş vergi varlığını mali tablolarına almalısınız ya da fazla alındığını öngörüyorsanız bunu da gelir tablosunda giderleştirmek suretiyle mutlaka düzeltmeniz gerekiyor ki daha anlamlı bir mali tablo sunabilin gerek yöneticilere gerekse mali tablolarla ilgilenen yatırımcı ve diğer kişilere. Şimdi bir üçüncü noktamız sözleşme koşullarının yerine getirilememesi. Biraz evvel ivazlı sözleşmeden bahsettik. Onun için bir karşılık ayırmalı dedik. Yani bununla bitti mi işimiz? Bitmeyebilir. Çünkü bizim bu ticari hayatı sürdüren, bu buralarda kazanmamızı sebep olan sözleşmelerin öyle tipleri olabilir ki bunların içinde bu sözleşme süresince bazı koşulları yerine getirme mükellefiyetimiz olabilir bizim. Mesela örnek vermek gerekirse yine bence en basit ve belki bizi şu anda izleyen yüzlerce kişinin önemli bir kısmında da olabilir. Temin edilmiş olan banka kredileri, finansman borçları. Bunların içerisinde bu krediyi, bu borcu size veren, sağlayan tarafın bir anlamda geri ödeme kabiliyetinizi gözlemleyebilme adına söz konusu sözleşmede bazı rasyoları sürekli uygulayabiliyor ve bu rasyoları sürekli tutturuyor olmanızı bekliyordur. Ve bu da son derece doğal o taraf için. Ama buradaki konu şu, şayet bu rasyoları tutturamama problemiyle karşılaşmış iseniz, o zaman mevcut olan sözleşmenizin, tabii ki her sözleşme hukuki açıdan kendi içinde farklılıklar gösterebilir. O yüzden benim burada söylediklerimi lütfen sadece genel mesaj olarak algılamanızı önemli rica ediyorum. Ama şunu ifade etmem lazım. Olası bir rasyonun tutturulamaması durumunda şayet krediyi temin eden taraf veya sözleşmenin diğer tarafı sağlamış olduğu kredi veya fonu kayıtsız şartsız sizin hür iradenizi hiç düşünmeden
geri çağırabilme hakkına sahip ise o zaman çokça uzun vadeli olarak sınıflandırılmış olan bu finansman borçları veya kredilerin maalesef kısa dönemli olarak mali tablolarda yeniden sınıflandırılması gerekiyor. Bununla ilgili yani bu konuyu ben nasıl bertaraf ederim? Zaten yıla tamamlanmasına şurada kaç gün kaldı ki nasıl halledebilirim bu konuyu derseniz o zaman şu noktaya dikkat etmek ve ona konsantre olmak ve onu talep etmelisiniz. O da şudur, rasyonun bozulduğu tarih mutlaka bir bilanço tarihidir, bir tarih mevcuttur. O tarih itibariyle karşı tarafın çağırma hakkı oluşmaktadır. İşte o hak hukuki olarak karşı tarafta oluşmadan önce mutlaka bir bizim waiver letter dediğimiz mutlaka bir olur, bir izin, bu rasyonun tutturulmaması halinde de ben bunu problem etmeyeceğim, sana ilave süre vereceğim veya vermeyeceğim, artık o bir hukuki bir platform, böyle bir olur alma durumu oluşmalı. Ancak o takdirde uzun vadede böyle bir finansman yükünü tutmaya devam edebilirsiniz. O yüzden notlardan, mesajlardan birisi de mali tabloları oluşturdum ben ama lütfen gidelim bakalım. Böyle bir kredi sözleşmemiz, rasyoları tutturmak zorunda olduğumuz bir kredi sözleşmemiz var mı? Ve belki de bu kredi sözleşmesine dayanak olacak yine bir covenant letter dediğimiz bir mektubu banka veya finansman kuruluşu bizden bekliyor mu? Ne durumdayız? Onu analiz etmemiz lazım. Şimdi raporlama döneminden sonraki olaylar pek öksüz veya yetim bırakılabilecek olaylar değil. Neden? Çünkü raporlama döneminden sonra mali tabloların onaylanıp açıklanmasına kadar geçen süre aslında hala mali tablolarla ilgili birçok konuya şehadet eden bir dönem. Yani benim mali tabloları oluşturduğum 31 Aralık tarihinde mevcudiyetini bildiğim her türlü konuyu yine takip eden Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta kimi yerde çok daha ileri bir takvimde bu mevcudiyet ne oldu? Nasıl şekillendi? İyiye mi gittim, kötüye mi gittim? Farklı farklı problemler, farklı konular, farklı yükümlülükler, koşula bağlı varlıklar vesaireler buradan çıktı mı diye bakmam lazım. Raporlama döneminden sonraki olaylar şayet bilanço tarihindeki bir konunun, mevcut bir konunun takip eden dönemde netliğine ışık tutuyor ise o zaman mutlaka benim geriye dönüp mevcut olan durumu sanki o gün o varmışçasına bu olayı ben bilanço tarihinde biliyormuşçasına düzeltmem gerekiyor. Basit anahtar bu. Ama raporlama döneminden sonra olan olayın aslında bilanço tarihinde mevcudiyeti yok ise yani ben 1 Ocak sabahında uyandığımda aslında öyle bir mevcudiyet yok ve benim bundan haberim yok ise o zaman tek başına önem silsilesine göre mali tablolarımızın dipnotunda da açıklamanız lazım. Covid-19 hepimizin hayatına girdiğinden beri farklı farklı uygulamalar, hayatlar, sözleşmeler, ticari teamüller yaşamıyor değiliz. O yüzden Ocak, Şubat, Mart ortalarına kadar geçen süre pek özümsenecek bir dönem, azımsanacak bir dönem değil. O dönemde de mutlaka hangi olaylar, hangi mevcut durumları netleştirmiştir veya hangileri gerçekten yenidir, buna mutlaka bakmanızı öneriyorum. Son olarak da karşılık konusu. Tabii bu karşılık dediğimiz zaman Türkçeden kaynaklanan bir ifadeyi mutlaka düzeltmemiz lazım. Yani her şeyde karşılık değildir. Ya da işte provizyon mudur mesela? Hayır, her şeyde provizyon değildir. Ama benim olağan faaliyetimde mevcut olan mal tedarik etmem ya da hizmet sunmamdan veya almamdan, vermemden kaynaklanı olan şeyler dönemsellik ilkesi vesaire sebeplerle mali tablolarda bir takım varlıklar ve yükümlülükler doğabilir. Yani bu sebepten mesela belki daha faturası bana hiç ulaşmamış bir malla ilgili benim ticari borçla alakalı bir karşılık koymam gerekebilir. Onu ben ayrı bir karşılık olarak koymaktansa
yine işin nevi itibariyle ticari borçlarımın içine sınıflandırmayı daha doğru bulurum. Burada bahsettiğim karşılıklar pek böyle karşılıklar değil sevgili dostlar. Buradaki karşılıklar aslında hakikaten işletmenin içine girmiş olduğu durumdan doğan çok özellikli durumlar sebebiyle yapılmış karşılıklar. Ne gibi? Mesela bir tanesi yeniden yapılandırma. Yani yine biz her zaman bir şirketimizde yapılandırmayla taraf olabiliyoruz. Mümkün. Ama Covid-19 döneminde belki çok daha başka, çok daha değişik yapılandırmalar içine gittik. Yani belki bazı lokasyonlarımızı, satış noktalarımızı kapattık veya satış kanallarımızı değiştirdik. İş yapış şekillerimizi farklılaştırdık. Belki hiç arzu etmiyoruz ama insan kaynağı anlamında, kapasite anlamında değişiklikler yaptık. Ve bunlarla ilgili bize neticesini ne olduğunu oturup baktığımızda ekonomik anlamda bir negatiflik söz konusu ise biz bununla ilgili karşılık ayırmak durumundayız mali tablolarda. Ama bu karşılığı ayırırken de mutlaka bazı mil dönüşlerine, mil noktalarına bakmamız lazım. O da nedir? Böyle bir yeniden yapılandırma var ise bunun mutlaka bilanço tarihi itibariyle kurgulanmış olması, yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması ve muhataplarıyla paylaşılmış olması gerekiyor. Ancak belirli bu kriterleri karşıladığınız takdirde de bir karşılık yapabilirsiniz. Bu daha sonraya sarkıyorsa işin aslında o sabah uyandığımızda böyle bir durumun mevcudiyet olmadığı için bir yapılandırmayla ilgili bir karşılık ayırmak çok doğru olmayabilir. Bunu mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bir de bize sıkça gelen bir soru var. Gelecekle ilgili maliyetler. Yani ne demek gelecekle ilgili maliyetler? Bugün mali tablolarımı oluştururken benim için problem olmayan ama takip eden dönemde faaliyette bulunurken karşılaşacağım giderler. Yani buna bir anlamda İngilizce literatüre baktığımız zaman future operating losses deniyor. Bunlar takip eden dönemde faaliyetin bana yarattığı giderler olduğu için ben şimdi keyfi olarak ileriki dönemde şu kadar faaliyet yaparken şöyle bir zarara karşılaşırım. O yüzden böyle bir zararda hadi geleyim şimdi mali tablolarıma bir karşılık atmak suretiyle giderleştireyim dememiz de uygun ve makul bir yöntem değil. Şimdi bu potpourri bölümümüzü de işin doğrusu tamamladığımızda aslında mali tablolarla ilgili birçok kaleme dokunmuş olduk. Hepsinden bahsetmiş olduk. Sizlerden soru gelmiş olabilir. O soruları Gizem'le beraber kalan 6-7 dakikalık zamanda yanıtlamaya gayret edelim. Gizem, sende soru var mı? Alabilir miyiz soruları senden? Tabii. Sizlerden gelen sorulara çok kısa bakıyorum. Hasılat ve değişken bedel kısmını birazcık daha detay rica edebilir miyiz demişler. Hasılat ve değişken bedel kısmı ile alakalı aslında söylemek istediğimiz şu. Bir sözleşmenin TFRS 15 kapsamına girebilmesi için 5 tane kriteri var. O 5 kriterden bir tanesi de collectibility dediğimiz yani tahsil edilebilir olması. Söz konusu alacağınıza, satışınıza ilişkin müşterinizden söz konusu tutarı tahsil edemeyeceğinize ilişkin bir olgu varsa önünüzde. Dolayısıyla buna dikkat ederek sözleşmenin aslında bir hasılat olup olmadığını tekrar gözden geçirmeniz gerekecektir. Değişken bedel ile ilgili konunuzda normalde hasılat yazarken değişken bedelle alakalı yönetimin en doğru ve en iyi tahmin yapması amaçlanır. Ve söz konusu yapılan tahminle alakalı değişken bedelde minimum değişiklik olması planlanır. Yani Mart ayında muhasebeleştirdiğiniz bir şeyin Aralık ayında çok büyük bir kısmının geri alınması, reverse edilmesi dediğimiz şeyi standart UFRS genel olarak tasvip etmiyor, bunu istemiyor. Dolayısıyla sizin hacim indirimlerinizle alakalı ya da bir takım iadelerle alakalı COVID-19 süresince iadelerin artması, hacim indirimlerinin azalması gibi tutarlar, durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla orada demek istediğimiz değişken bedel tahmini yaparken yönetim COVID-19 etkisiyle olası senaryoları da değerlendirmelidir ki yıl sonunda geri aldığımız, reverse ettiğimiz tutar minimum olsun, doğru tahmin yapmış olalım. Evet. Ben de bir iki şey ilave edeyim. Belki bundan biraz daha farklı olabilir ama katılımcılara yine bir mesaj olması açısından.
Ya UFRS 15'in temel mantığı aslında birbiriyle kontrat yapmış tarafların aranıyor olması ve bununla beraber şayet herhangi bir kontratın içerisinde alıcının ve satıcının haklarının, yükümlülüklerinin tanımlanıp tanımlanmamasıyla beraber şartların oluşmuş olduğunun görülmesi ve bunun içinde yine sözleşmenin içerisinde nevi olarak birbirinden farklı birden fazla ürün ve hizmet var ise bunların aslında birbiriyle ekonomik ve bakış açısı olarak mutlak linkli midir? Bunlar ayrılamaz karakterdeler midir? Yoksa ayrılabilir mi buna bakılması? Eğer bunlar ayrıştırılabilir karakterdeyse, mesela bir paket yapılmış bir sözleşmede A ürünü B ürünü beraber satılıyor. Belirlenmiş ortak bir fiyat var. Ama A ve B'yi ayrı ayrı yapsaydınız nasıl bir fiyatlama mekanizması olurdu? Çünkü hasılatı kaydeden bizleriz. Bizleriz şu anda mali tabloları yapan. O zaman A'ya ve B'ye bu sözleşmeden vereceğim paylar normalde onlar ayrı ayrı yapılsaydı bu sözleşmenin bütünündeki porsiyonlarından kendilerine ne isabet ederdi olmalıydı. Hani bunu da hatırlatmak lazım. Bu da matematiksel olarak aslında basit ama idaresel açıdan yapılan hatalardan biri. Zannediyorum son bir sorumuz daha evet, var. Bir sorumuz Gizem, daha onu da alalım istersen. Örneğin işletme Kasım ayında üretim yapmazsa söz konusu giderlerin mamulün üstüne eklenemediği durumlarda gelir tablosunda çalışmayan kısım gider ve zararlarına kayıt yapmak uygun olur mu diye bir sorumuz var. Evet. Bununla alakalı standart az önce de belirtmiş olduğumuz gibi net. Eğer atıl kapasiteyle çalışıyorsanız stokların maliyetine değil satılan malın maliyetine eklemeniz gerekiyor. Yani gelir gider tablosunda ayrı bir PNL gelir gider tablosu kaleminde değil de maliyette göstermeniz gerekmektedir. Evet. Başka bir sorumuz var mı? Çünkü sorular akıyor. Şu anda gelen yok herhalde başka. Şu anda gelecek maliyetleri nasıl yorumlamalıyız diye bir soru geldi ekrana. Belki çok kısa Burak ondan. Yani soru aslında bana çok geniş geldi. Gelecek maliyetleri evet. Nasıl yorumlamalıyız derken. Bence ben onu biraz özelleştirmeye çalışayım. Son kalan 2,5 dakikamda. Gelecek maliyeti dediğimiz şeyler bugün mevcut olan bir ekonomik dezavantajın ölçülmesine dair olmalı. Bu sebepten dolayı birinci temel bilgili ve markette vakıf olan bir yönetim kadrosunun en iyi tahminleri yaparak ben hangi maliyetlerle karşılaşacağım, hangi maliyetler sonrasında hangi varlığımı nasıl geri kazanabileceğim diye bir analiz ve beraberinde zannediyorum ki bunun muhasebeleştirmesi olarak olabilir. Çünkü çok soru çok genel olduğu için evet. Ben de biraz böyle açmak istedim. Kalan son 1,5 dakikada ben bir tane kendi kendime soru sorayım eğer uygunsa. O da soru da şu olmalı bence. Benim tarihsel mali tablolarımda yani tarihi maliyetten taşıdığım mali tablolarımda bazı kalemlerim vardı. Onlar da ağırlıklı olarak makul değerinden ölçülüyordu. Ben bu makul değeri ölçerken nerelerde karşılaşabilirim bunlara onu bilmek lazım. Sabit kıymetlerimi politik olarak gerçeğe uygun değerinden taşıyor olabilirim. Ziyaret etmek gerekebilir. Gelişmiş ekonomilerde 3 ila 5 yılda bir ziyaret etmesi beklenirken bizde şu anda ziyaret etmek uygun gibi gözüküyor. 2, gayrimenkul yatırımlarım yani kira geliri veya sermaye iradı için elde tuttuğum arazilerim ve binalarımla ilgili politikam makul değer olabilir. Mutlaka bununla da ilgili gayrimenkul değerleme çalışması yaptırılmasını önemli tavsiye ediyorum. İlk söylediğim öz kaynaklara gidiyor. Şimdi söylediğimse değer düşüklüğü gelir tablosuyla ilişkilendiriliyor diyerek kendime sorduğum soruyu sizlerle paylaşmış oldum. Biz sonuna geliyoruz artık sunumun bize ayrılan dönemin. Birçoğunuz da yılın içerisinde hatta başka platformlarla da bir araya geliyoruz. Ama burada da 19. kez bir araya gelmek bizi çok memnun etti. Allah inşallah önümüzdeki sene 20.sinde de bir arada olmayı nasip etsin. Herkesi tekrar sevgiyle, saygıyla uğurluyorum. Hoşça kalın diyorum Gizem. Hoşça kalın. Umarım keyifli bir eğitim olmuştur. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.